Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 18. haftasının ikinci videosundayız yani bu haftanın son videosundayız silindirde kaldığımız yerden devam edeceğiz örnek 12'de kalmıştık yani bu videoda sayfa numarası 211 ve 212 işleyip silindiri bitireceğiz hadi bakalım dersimize başlayalım örnek 12'de kalmıştık devam edelim şekildeki yüksekliği 8 cm olan dik dairesel silindir biçimdeki içi dolu tahta bloktan aynı merkezde dik dairesel silindir biçimdeki kısım çıkartılıyor evet Şurası çıkartıldı. Buna göre kalan cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar tabanına bakalım. Şu daire halkası değil mi? Evet. Yarı çapı dörtlükten yarı çapı kaçı çıkartacağım? Üçlüğü çıkartacağım değil mi arkadaşlar? Evet halka ama bu halkadan altlı üstlü iki tane oluşmadı mı çıkarttığımız zaman? Aynen öyle. Pi r kare eksi pi r kareden kaç tane var arkadaşım? İki tane var. Artı e, buradaki yanal alan var. Yanal alanda şunun yanal alanı yani büyüğün yanal alanı. Yanal alan neydi? Yarıçapı 4 olan büyük. Yani taban çevirisi 2 pi r çarpı h yüksekliği de 8. Bir de artı içeridekinin de yanal alanı yok mu? İçeriden oydum ya içeride bir yüzey alanı oluştu. İçeridekinin yanal alanında da yarıçapımız kaç? 3 artı 2 pi r çarpı h yüksekliğimizde içeridekinde de 8 olduğundan dolayı 2 pi r çarpı h 2, 2 pi çarpı 3 çarpı 8 yaptı. İşte buradan dolayı cevap ne geliyor? 16'dan 9 çıktı. Kaç kaldı? 7. 7 ile 2'yi çarpınca 14. 14 pi burası artı. Bu 32, 64 pi yaptı. Artı bu da 48 pi yaptı. Evet topladığımız zaman sonu altılı oldu. 10, 12, 11, 12 yani cevabımız 126 pi yapar gençler. Evet güzel bir soru. Örnek 12, 126 pi oldu geldik örnek 13'e. Şekildeki taban yarıçapı 1 santimetre ve yüksekliği 1 ve 2 cm Yüksekliğe de 10 santimetre olan iç içe geçmiş iki silindir boru verilmiştir. İçteki silindir boru çıkartıldığında alandaki değişim nasıl olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi yani şöyle büyük şeyi şuradan böyle oymuşuz arkadaşlar. Şu içeriği oymuşuz. Bir önceki soru gibi düşünün. Şimdi alandaki değişim nasıl olur? tüm alanı hesaplamaya gerek yok. Eksilen alanları ve fazlalaşan alanları bulmamız lazım. Arkadaş sen bunu çıkarttığın zaman şuradaki alanla mı ilgileniyoruz biz? Evet. Şu alanla ilgileniyoruz. İçerisi çıktığı için arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Eksilen alanları çıkartıyoruz. Fazlalaşan alanları ekliyoruz. Eksilen alan ne? Hocam şuradaki alan eksildi. Şu alan. Değil mi? Çıktı çünkü orası. Bir buradan çıktı bir alttan çıktı. Yani pi r kareden 2 tane ne oldu? Çıktı. Çıkar alanları böyle. Eklenen alanları ne yapıyorduk? Ekliyorduk. Eklenen alan neresi? Hocam bunun yan alanını içeride oyuk olduğu için yan alanı ne oldu? Eklendi. Artı bunun yan da 2 pi r çarpı h. Yüksekliği de 10 değil mi? Evet. Burası ne yaptı arkadaşlar? Eksi 2 pi yaptı. Artı. Burası da ne yaptı? 20 pi yaptı. E, değişim ne oldu arkadaşlar? 18 pi oldu. Artı 18 pi oldu. Yani 18 pi ne yapar? Artar diyeceğiz arkadaşlar. Evet örnek 13'ü 18 pi artar olarak bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 14. Şekildeki iç içe geçmiş iki dik silindir borunun taban yarı çapları 3 ve 4 santimetrede. Evet 3 ve 4. Sonra yükseklere eşit 12 santimetre yani olan içteki su dolu silindir borunun tabanına çok yakın bir yerden delik açılırsa iki silindir arasındaki boşluk, boşlukta su kaç santimetre yükselir diye soruluyor. Arkadaşlar fizik kanunları gereği sen buradan şöyle açtığın zaman delik açtığın zaman bunun içindeki su boşalacak su nerede dengede olacak mesela buraya kadar boşaldı şöyle şurada kalmaz bu ikisi de dengeye gelene kadar yani şöyle dengede kalana kadar arkadaşlar ne olacaktır yüksekliği olacaktır yani şurası taş olacaktır ee, ya bu fizik kanunları gereği su seviyesi böyle içeridekiyle eşitlendiği zaman şey olacaktır yani o zaman ne olacak arkadaşlar e Şimdi içe, içinde bak şuradaki kısmı düşün. İçinde su var mı? Var. E araya da su doldu. E araya da su doldunca ne oldu? Hem aradaki hem içerideki toplam şu büyük şu büyük silindirin hacmi mi yaptı arkadaşlar? Yani yüksekliği haş olan şey mi yaptı? Evet. Burada V suya bakacağız. V su ilkinde nedir? Pi R kare çarpı H. Pi R kare çarpı H. Art, aynı zamanda ikincisinde V su ne oluyor? İkincisinde de V su o zaman arkadaşlar hem boşlukta hem de burada olduğu için yüksekliği de h olan şu büyük silindirin içi tamamen su dolmuş olmadı mı? Oldu. Yani o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Yarıçapı kaç burada büyük silindirde? Büyük silindirin yarıçapı 4. Pi r kare çarpı h yapacaktır buradaki suyun hacmi. Çünkü bir arada kalan bir de içerideki toplam büyüğü yapmış oluyor arkadaşlar. Ve su her ikisinde de eşit oluyor. O zaman burada pi'ler gitti mi gitti. 4'e e bölsen 4'e bölsen 3 kaldı. E o zaman burada 27 eşittir 4 haş yaptı. Böylelikle haşı kaç buluruz? 27 bölü 4 olarak buluruz. Güzel bir soru. Buna da dikkat edin arkadaşlar. ÖSYM böyle soruları seviyor. Evet örnek 14. 27 bölü 4 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet sevdiğimiz türden sorular. ÖSYM öncelerinde soruyordu aslında böyle sorular ama bu aralar unuttu. Ama geri gelebilir. Şimdi bu içi su dolu bir şey var. Ben bunu bir 45 derecelik bir eğmişim böyle. Ondan sonra ee, dökülen suyun hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar suyla zemin her zaman nedir? Suyla zemin her zaman paraleldir. Bunu kullanacaksınız. İşte bak şu zemin bu zemin bu da su değil mi? Paralel. Z'den dolayı burada kaç ne yaptı o zaman? 45 derece yaptı. E hocam şuradaki de o zaman düşünecek olursak o zaman burası da 90 derece olduğundan burası da 45 yaptı. Hatta burası da 45 yaptı. 45-45-90 üçgeninden dolayı. Şimdi 45 derece eğdik. Yarı çapı falan verilmiş miydi bize? Kabın taban yarıçapı 2 cm verilmiş. Taban yarı çapı 2 cm ise o zaman burası 4 yapar. X dik üçgenden burası da 4 yapar. Bizden buradaki kısım isteniyor. Arkadaşlar bu şekilde bir şey gördüğünüz zaman silindiri falan eğdiklerinde ya da eğik bir şekilde kestiklerinde bunu tam silindir yapın. Kestikleri yerden itibaren ya da böyle dökülen sudan itibaren tam silindir yapın. Ne oldu burada? Şuradan tam silindir yapınca sadece üst kısma odaklan. Şu üst kısmında hocam yarısı dolu yarısı boş oldu. İşte buradaki dökülen su ne oldu? Bu silindirin yani yüksekliği 4 olan yarı çapı 2 olan yüksekliği 4 olan silindirin yarısı olmadı mı? Evet. E o zaman V dökülen eşittir pi r kare çarpı h bölü 2. Çünkü yarısı dolu yarısı boş. Düşünseniz ya bardağın dibine kadar getirdiğinizi işte şu kısmı düşünüyorum yalnız. Şuradaki kısımda dikkat edin arkadaşlar. Yarısı dolu yarısı boş. Çünkü tam dökülme ağzında olduğu için. Tamam. O zaman o yüzden buradaki yüksekliği 4 olan silindirin yarısı dedik. Yarı çapı da 2. Pi r kare şartı, h bölü 2 bize v döklerini verecektir. O zaman burası ne yaptı? 8 pi mi yaptı? Evet gençler cevap 8 pi oldu. Örnek 15'te dikkat edin. Böyle keserler böyle odun keser gibi ya da su dökerler bunlar da buna dikkat edin. Bakın şöyle bir soru daha var. Bakalım ne olmuş? Yukarıdaki silindir şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma getirilmiştir. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. Önce suyun yüksekliği kaçmış arkadaşlar? Öncelikli olarak buradaki suyun yüksekliği 8 olduğu söylenmiş. Sonra bu C noktasına kadar gelmemiş D noktasına kadar gelmiş. E, biz böyle bir şey gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Bak silindir yapıyoruz. Şöyle bir silindir yaptık. Eyvallah. Şöyle de bir silindir yaptık. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Burada dikkat. Şimdi silindirde ya da prizmalarda e, yükseklikleri ile hacimleri doğru orantılıdır. Yani şöyle bir silindir var mesela. Bak dikkat et. Aynı silindirden bahsedeyim. Şöyle geldi mesela. Burası 2H burası 3H. Hocam 2H'daki hacim 2V iken 3H'daki hacim 3V diyebiliriz. Çünkü bunun hacmi pi r kare çarpı 2H. Öbürünün hacmi de pi r kare çarpı 3H. Oranladığın zaman ne geldi? 2 bölü 3 mü geldi? Evet. Bunu bütün prizmalarda söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda silindirde de söyleyebiliriz. Aynı yarı çaplı farklı silindirlerde de söyleyebiliriz tabii ki bunu. Yükseklikleriyle doğru orantılı. E o zaman burada ben şunu söyleyebilirim. 8'deki hacim 8V iken 4 santimetredeki hacim 4V değil midir? Evet. Peki V su burada tamamı kaç? 8V değil mi? Evet. E burada su 8V olacak. O zaman buraya da 4V mi kaldı? 4V'si buradaysa buraya da 4V kaldı. Aynen öyle. E şimdi üstteki silindiri düşün. Şuradaki silindiri düşün yani. Buradaki silindirde yarısı dolu yarısı boş o değil mi bunun? Evet 4V ise burası da 4V oldu. Şimdi dikkat et 4V ve 8V hacmi yaptı. Bak şurası 8V hacminli, hacimli oldu. Ya da şurası böyle 8V hacimli oldu arkadaşlar. 8V hacimli oldu. Şimdi dikkat edin 4V hacminde 4 santimetre varsa 8V hacminde de 8 santimetre değil midir arkadaşım burası? Evet toplamda o zaman 8 4 daha 12 yani ikisi de böylelikle kaç bulmuş oluruz? 12 bulmuş oluruz. Dikkat edin arkadaşlar. Böyle suyu eğdiklerinde şöyle bir silindir içerisine denk getirin. Yarısı dolu yarısı boş kısmını mutlaka mutlaka kullanın. İki tane güzel bir soru. Bu olayı bence size çok güzel bir şekilde anlattı. Gelelim diğerine. Örnek 17'ye. Şekildeki dik silindirde AB taban çapı. Evet AB taban çapı AC kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar dik silindir ya burası 90 derece değil mi? Evet. E, taban çapı zaten tamamı 3. Burası 4. Burada bir dik üçgen var. 3, 4, 5 üçgeninden cevap kaç çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Yani örnek 17, 5 oldu. Bu da çok kolay bir soru oldu. Neyse. Geldik örnek 18'e. Şekildeki silindirde O1, O2 taban merkezleri E taban dairesi üzerinde bir nokta. Silindirin yarı çapı 6 cm. 6 cm olduğunu biliyoruz ve bir uzunluk isteniyor. Arkadaşlar bir uzunluk en etkili silahımızın yarı çapı olduğunu biliyoruz. Yarıçapı çizdik. O1 ve O2 taban merkezleriymiş. E sen bu merkezler arasındaki uzaklığı şöyle gösterdiğin zaman bu yüksekliği eşit mi? Evet. BC 8 aynı zamanda. O zaman burası da 8. E bu zaten dik. Şu O1 ile o birleştirdiğimiz zaman yüksekliği eşit olur diye tanımda söylemiştik. E burada bir dik üçgen çıktı. 6, 8, 10 üçgeninden E, O, 2'yi ne bulduk arkadaşlar? 10 olarak bulduk. Örnek 18, 10 oldu. Geldik örnek 19'a. Evet şurası 90 derece mi? Evet çünkü zemine dik. Bak şurası da şu çizgiye de 90 derece olur. Çünkü kalem bu zemini dikse bu zemin içindeki bütün doğrulara ne oluyordu? Dik oluyordu arkadaşım. Neyse devam. Sonra e, bize ne verilmiş? AE uzunluğunu 5 vermiş. Ali Bey uzunluğunu 13 vermiş. Arkadaş çap ya bu. Çapı gören çevre açı bu düzlemde çizilmiş. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan burası 90 derece oldu. 5, 13. 5, 12, 13'ten burası da 12 oldu. E bu dik üçgen. Dik üçgende de 12, 16, 3, 4, 5'in 4 katı 20 değil midir burası? Zaten bizden de o isteniyor. Yani cevap 20 çıktı. Örnek 19. 3, 4, 5'in katlarını ezberlediniz değil mi arkadaşlar? En az 5 katına kadar bilmenizi tavsiye etmiştik zaten. Evet örnek 19. 20 oldu. Geldik örnek 20'ye. En kısa yol soruları. En kısa yol sorularında açacaksınız kardeşim. İlk videoda anlatmıştık. Bak mesela şöyle. Dikkat. Şu açılış nasıl oluyordu arkadaşlar? Silindirin açılışı. Şöyle. Hop şurada. Yalnız dikkat. 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 Burada önemli bir bilgi var. Bakın arkadaşlar ben şu açılışı şuradan yapacak olursam bak burası mesela A noktasıysa şurası A noktasıya açtım. Aha A noktası burası A noktası burası bak A noktaları birleşiyor. Bu açılışta burada nokta, buradaki noktalara da dikkat et lütfen. Şimdi burada sen bunu açacak olursan açtığın zaman şöyle bir dikdörtgen geliyor hocam. Peki A'dan itibaren açtığın zaman A'dan itibaren açtığın zaman burası da A olmayacak mı? Olacak. Şurası D iken burası da D olmayacak mı? Olacak. Zaten bizim A'dan başlayıp D'ye gitmesi isteniyor? Evet. A'dan başlayıp D'ye gitmesi de bu değil midir? Aynen öyle. Şurası nedir? 2 pi R kadardır. Yarı çapı kaç verilmiş? 4. Taban yarı çapı 4 ise 4 yazdığın zaman burası 8 pi oldu. Sonra yüksekliği de 6 pi verilmiş. Yükseklik de burası 6 pi. 6, 8, 13 kendinden burası da 10 pi yapar mı? Yapar. Yani en kısa yol 10 pi yaptı. Şeyde de açıyorduk ama orada dikdörtgenleri açıyorduk. E burada da silindiri açtığınız zaman yine bir dikdörtgen geliyor karşımıza. Nereden nereye gittiği önemli ama burada. Buna da lütfen dikkat et. Evet geldik bir sonraki soruya. Mesela burada hocam bir tam tur iki tam tur atmış bu sefer. Hmm, dikkat. Şöyle olmuş olsaydı yalnız arkadaşlar bakın. Bir silindir var elimizde. Şöyle olmuş olsaydı hocam silindir buradan geliyor buraya gelecek. Şimdi burası A, B, C, D. Biraz önce açılışta yapmıştık ya. Şurası A iken buranın A olması, burası B burası D iken buranın da D olmasını söylemiştik. Bu sefer A'dan başlayıp nereye gidecek? C'ye. Hocam C nerede? Bak B burada, C de burada ortada. O zaman Pisagor bağıntısını böyle yapardın. Dikkat. Tamam mı? Ya da tur sayılarına dikkat edeceksin. Bak bu sadece ön yüzü gitmiş böyle. A böyle gelince bak bir tam tur böyle geldi mi? Bak A köşesinden başlayınca A D çizgisine geldiğinde bir tam tur. Bir de böyle bir daha tam tur 2 tur atmış. Evet burada 2 tur atmış arkadaşım. O zaman iki tur açacak şekilde açacaksın bunu. Şuradan başlayıp şuradan başlayıp buraya gelecek. Bak D noktasına gelecek ama iki tur. Aslında böyle iki kere açacaksın. Bir kere açılmışı burası. Yani burası D iken burası da D yapıyor. Bir daha açtığında burası da D yapıyor. Yani burası 2 pi burası da 2 pi kadar. 2 tur açacaksın yan yüzeyi. Yani 2 tane 2 pi kadar açacaksın. Yarı çapı kaç vermiş? 6 vermiş. R yerine 6 yazarsam burası 12 pi, 12 pi, 24 pi yaptı. Evet burası 24 pi yaptı. E zaten yüksekliği de kaç vermiş arkadaşlar? Yüksekliği de 10 pi olarak vermiş. Bizden de ne isteniyor? Şu isteniyor. Şimdi pisagor bağıntısı. Yap bakalım pisagorunu şurada. Pisagor bağıntısı. Hocam 10 pi var 24 pi var. Bu 2 pi çarpı 5. Bu 12 pi çarpı pardon 2 pi çarpı 12. Şöyle 2 pi çarpı 12. 5 12 13. Burası da 13'ün kaç katı 2 pi katı olacağından cevabımız ne yapacaktır? 26 Pi yapacaktır arkadaşlar. Tamam burada da tur sayısına da dikkat edeceksiniz. Mesela şöyle gelmiş olsaydı. Bakın dikkat edin. Şuradan başlayıp şöyle geldi. Böyle buraya geldi mesela. O zaman ne oluyor? Bir tam tur attı. Bir de yarım tur. Bir buçuk kere açacaktın. Yani şöyle. Buraya kadar 2 Pi'ye kadar gideceksin. Bir de bir buçuk. Buraya da 2 pirenin yarısı kadar. Yani şuradan şuraya doğru gitmeyi de hesap etmelisin dostum. Bunu da sakın ama sakın unutma. Buradaki tur sayıları da önemli. Evet örnek 21'i böylelikle 26 pi bulduk ve geldik örnek 22'ye. Şekildeki yarı çapı 2 cm ve yüksekliği kaç olan diyor? 6 cm olan bir silindir. Merkezinden 90 derece parça kesilmiştir. Kalan cismin hacmi. Arkadaşlar bu 90'lık kesildi. Kalan cisim 270'lik değil mi? E, o zaman bitti. Normalde tam silindirin hacmi pi r kare çarpı h değil mi? Ama 270'liği kaldı elimizde. Dairedeki alan gibi düşünebilirsiniz. 270 bölü 360 diyebilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi de şu. ikinci yolda şu. Hocam tabanı ve tavanı aynı olan şekil. Prizma değil mi? Evet prizma. Taban ve tavan aynı. Bak şöyle düşünecek olursanız. E o zaman taban alanı derken. Pi r kare çarpı yani pi r kare alfa bölü 360 değil mi? Evet alfa dediğimiz kaç yapıyor? 270. Hani pi r kare 270 bölü 360 deyip taban alanı yazdınız. Sonra çarpı yükseklik derseniz de aynı şekilde sonuca ulaşmış olursunuz. Şunlar sadeleşti. Yani 3'e 4 oldu. 4'le de bu sadeleşti. Cevap da kaç yaptı o zaman? 18 pi yapar. Evet örnek 22'ye 18 pi bulduk. Dediğim gibi mesela ee, bunun alanı sorulmuş olsaydı arkadaşlar Dediğim gibi prizma mantığından gidebilirdiniz. İki tane taban alanı pi r kare 270 bölü 360'dan iki tane var derdiniz. Sonra taban çevresi. Taban çevresi de ne yapıyor? R, r. Burası da 2 pi r 270 360. Toplardınız bunları bir de yüksekliğe çarpardınız. Eğer yüzey alanı sorulmuş olsaydı. Ama hacim olduğu için tüm, tüm silindirin hacmi pi r kare çarpı h. Yani pi r kare çarpı 6. Ama 270'lik silindir soruluyor. 90'lığı çıkartılmış. 270 360 ya da ee, şu sıralama pi r kare çarpı r kare 270 bölü 360 taban alanı yaptı. Çarpı yükseklik de silindir mantığı da bu şekilde olur arkadaşlar. Evet gençler böylelikle örnek 22'de hallettik ve geldik. Bu videonun son sorusuna. Kenar uzunlukları 6 cm ve 4 cm olan dikdörtgen AB etrafında 360 derece döndürülüyor. Arkadaş AB etrafında 360 derece döndü. 300, 300 derece döndürülüyormuş. 300 derece döndürdüğünde ne yapıyorduk? Bu şeklin bu şeklin simetriğini alıyorduk. Alalım bakalım bu şeklin simetriğini. Bu şeklin simetriğini aldık. Şu şekilde oldu. Şu şekilde dönecek. Yatayda döndürdüğümüz zaman yuvarlaklar dikey olacak diye söylemiştik. Hop şöyle. Hop şöyle. Ama bu 360 derece dönmesi değil mi arkadaşlar? Evet yarı çapı 4 yüksekliği bak yatık bir şey oldu. Yarı çapı 4 yüksekliği 6 oldu. Yüksekliği 6 olan bir silindir çıktı ama bu silindirin 300 derece döndürülmüş halinin hacmi isteniyor. Normalde hacim pi r kare çarpı h olur. 300 derece döndürülmesi de 300 bölü 360 olur mu? Olur. E sadeleştirelim bakalım. Alt, e, sıfırlar sadeleşti. Sonra 6'ya bölsen 5, 6'ya bölsen 6, 6 da gitti, 6 da gitti. E, o zaman burası ne kaldı? 16 çarpı 5'ten 80 pi yapar arkadaşlar. Örnek 23'ü de 80 pi bulduk mu? Bulduk. Ve böylelikle olay bitti mi arkadaşlar? Bitti. Evet 18. haftayı bitirdik arkadaşlar. Hocam iki video az gelir derseniz videonun e, ilk videonun başında söylemiştim birinci videoda. Bundan sonraki konu piramit konusunu da halledebilirsiniz. Piramit de çünkü iki video olacak. Tamam. E, o yüzden bu hafta yayınlayacağım piramitte. Neyse silindir. Gerçekten kolay. Temelik. A, kaptık mı arkadaşlar? Kaptık. Prizma mantığında düşününce zaten biz bu konuyu yapıyoruz. Bazı özel noktalar vardı. Su dökme sorusu mesela. O su dökme sorusu neredeydi? Bakın şuradaydı. Bunun mantığını burada kavradık. Şöyle bir silindir yapıp yarısı dolu yarısı, dolu, yarısı boş. Şöyle bir olsa bak. Alttan üstten silindir yaptık. Yarısı dolu yarısı boş şeklinde. Şu mantığı bir de karınca mantığı özel sorularıdır. Bu karınca mantığını da anladıktan sonra sıkıntı yaşamazsınız. Bu şekilde de bir böyle kesik böyle bir şey verildiği zaman prizma mantığıyla da düşünüp ona göre işlem yapabilirsiniz gençler. Evet 18. haftayı böyle bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 19. hafta videolarında yani piramidin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.